Tayfun Korkut'un gelmesinden gelmesi için gelmez hocam. Yine Almanya'dan geliyor. Tayfun Korkut'la ilgili gelmez. Bazı Fenerbahçe'ye ilgilenenler Köln Spor Akademisi'nde çok ciddi bir araştırma yaptırmışlar. Köln Spor Akademisi dünya futboluna yön veren yerlerden biridir. Tayfun Hoca'yı getirin ekranı. Bir, adamın, Tayfun'un Türk ve Alman olması. Türkçe biliyor, Türkiye Ligi'nde oynadı. İki, Bundesliga denen Alman Ligi'nde uzun yıllar, uzun dönem hocalık yapması. Üç, başarıya aç genç bir teknik adam olması. Dört, Köln Spor Akademisi'nin araştırması Tayfun Korkut'un tepedeki takımlar değil, düşmemeye oynayan takımları alıp kurtarmasıyla ünlenmesi. Oo, Fenerbahçe şu an... Ayıp ya, ayıp ya. Fenerbahçe ayıp ya. Hocam bir şey anlatırken illa hakaret etmek zorunda değilsin. Hocam bunlar senin nereden aklına geliyor? Nereden aklına geliyor? Neden hakaret mi ettin? Hakaret ediyorsun tabii. Beyler Fenerbahçe kaçıncı? Kardeşim. Bana sıralamadaki... Ya sen kaçıncıyı bırak. Fenerbahçe'nin kaç puanı var kardeşim? 8. 5. 4. takımın kaç puanı var? 5 puan, 4 puan fazla. Onlar küme düşmüyor, oynamıyordu. Ben küme düşmüyor. Ayıp, ayıp. Hocam şu an maklara geldi bu. Şu an maklara geldi. Bütün gün düşündüm bunu. Düşünmedim. Kaç puan var kardeşim? Diğer taraf. Bir dakika ya. Trabzonspor'un kaç puanı var? Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'nın kaç puanı var? Kaç puanı var? Birinin 13, 5 puan önde Fenerbahçe'den. Öbürünün 15, 7 puan önde Fenerbahçe'den. Köln Spor Akademisi'ni yapmış oldu araştırmada. Onlar küme düşmeye oynamıyor da Fenerbahçe burada görünce. Ayıp. Belli Murat, bazı hocalar. Hocam ya. Hayır. Ve belli bazı hocam öğretmenleri. Yılmaz Vural var. Bu Köln Akademisi'ni yalamış yutmuş hocam. 30 yıl önce Köln Spor Akademisi mi kalmış? Fenerbahçeli futbolcularına hükmedemez. Bir dakika. Otorite kuramaz. Bize disiplin ya. Sağlayamaz. Çok ayıp ya. Beyler, ben de hikaye anlatmayayım. Hiç sana yakıştıramadım. Ben Türk tahsili yaptım. Hocam Yılmaz Vural nasıl olur? Bir dakika. Köln Spor Akademisi'ne 30 yıl önce bitti. Cengiz Kurdoğlu mesaj atmış. Ben şu anda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda düşme potasında olduğunu ispat edeceğim. Nasıl bana müsaade ya, bırak hocam ya. Yılmaz Vural'ı getirirsen ne olur? Bırak hocam ya. Müsaade buyurun ya. Allah rızası için müsaade buyurun ya. Ya hocam hakaret ediyorsun bu kadar. Etmiyorum. Ediyorsun hocam. Ediyorsun hocam. Ben konuşmayayım o zaman. Ben ne diyeyim? Buyur hocam, dinliyorum. Sen konuş. Dinliyorum. Getirin. Tamam. Bak, sen istediğini söyle. Beyler, matematik denen bir bilim dalı. Ne matematiği ya? Dünyanın her evrensel pozitif bir bilim dalıdır. Mesela hukuk pozitif bir bilim dalı değildir. Allah. Şunu Allah. Al hocam. Evet. Şimdi buyur hocam, yap hesabını. Yapıyorum. Evet. Fenerbahçemizin kaç puanı var? 8 puanı var. 8 puan. Kaç maçta? 8 maçta. Ya. Bu mantığa göre 8 maçta 8 puan alan bir futbol takımı pekala 34 maçta bu başarı veya başarısızlıkla 34 puan alırsın. Ya ayıptır. Bir dakika. Ayıp. Geçen sene Gençler Birliği ve Osmanlı 33 puanla küme düştüler. Eğer Fenerbahçe şu 8 haftadaki performans ortalamasını devam ederse önümüzde kalan kalmaz ama kalan geride kalan 26 haftada da gösterir ise hocam, 34 puanla bitirirse geçen seneden örneklemede Gençler Birliği ve Osmanlı Spor takımı 33 puanla küme düştüler. Demek ki 1 puanla kümede kalacak. Hocam ben...